Bir yanlış anlaşılma var. Ajay beni sadece Shorya'dan koruyordu. Ondan sonra beni eve bırakacaktı ama... O zaman neden bırakmadı? Evinizin yerini mi unuttu yoksa? Teyze, aslında birkaç şey... Sen sus! İnanamıyorum. Herkes bana aylak diyor. Bütün şehirde itibarı zedelenen ben oluyorum. Ama şuna bak. Benim sözde sorumluluk sahibi eşim eski erkek arkadaşıyla sefa sürüyor. Bakın. Meg, ne yapmak istiyorsan gelip bana söyleseydin. Ben ne istersen yapardım. Seninle oturup birlikte eğlenebilirdik. Yeter. Artık o evde senin yanında yaşayamam. O evi terk edip gideceğim. Ama oğlum, biz neden evi terk ediyoruz? Meg sana ihanet etti. Evden gitmesi gereken de o. Önce evimizi Ajay'ın ortağı Nikita'ya devretti. Şimdi de Ajay'la yakınlaşıyor baksana. Vay canına Meg. Bütün bunlar planının bir parçasıydı. Ajay'la bir olup yaptığınız planı uyguluyorsunuz, öyle değil mi? Bacıvan, şimdi siz söyleyin. Kimin hatalı olduğuna siz karar verin. Meg mi yoksa Shorya mı? Meg'in hatalı olduğunu düşünüyorsanız ona evden gitmesini söyleyin. Beni dinleyin. Meg sizin evde kalmış ya da kalmamış umurumda bile değil. Ama benim evimden defolun gidin hadi. Hadi gidin buradan. Anne! Saçmalamayı bırak. Ben şimdi seni yola getirmesini bilirim. Sen beni merak etme. Ben sokakta yaşarım. Ajay. Bir geceliğine Meg için ağlayacak omuz oldun. Ama ben sandım ki onu gerçekten seviyorsun. Gerçekten seviyorsan karar vermek zorundasın. İçeri mi dışarı mı? Kanta! Aklını mı kaçırdın sen? Ne diyorsun? Meg'in evliliğinin dağılmasına nasıl izin verirsin? Delirdin mi sen ha? Hey! Sen benim düşmanımsın. Eğer kızın Meg benim mutfağıma girerse tüpler patlayabilir. Dikkatli olun. Lütfen durun. Ajay, ben Meg'in seninle evlenmesini istiyordum. Birbirinizi seviyorsanız yanınızdayım. Sizin yanınızdayım. Meg'in bu evde kalmasına izin veremez misin? Söyle. Cevap ver Ajay. Yeter. Kimsenin benim için endişelenmesine gerek yok artık. Ben bugüne kadar savaşarak geldim. Bundan sonra da öyle devam ederim. O yüzden merak etmeyin. Ne saçma iş bu? Hep beraber eve gidiyoruz. Yürüyün. Aa, yürüyün dur, gidiyoruz. Dur. Yürü dakika, dedim. Bir dakika dur. Siz de yürüyün hadi. Bırak kolumu. Bakın. Bakın bugün benim gelinim oğluma utançtan, rezaletten başka bir şey getirmedi. Sen onu öve öve bitiremiyordun değil mi? Şimdi gerçek yüzünü gör. Heh. Hadi eve gidelim hadi hadi. Dur. Gelin hadi. Ha, bırak hadi, beni dinle. Bırak Meg, dedim sana. Bir dakika. Hadi yürü. Yürüme. Beni dinle ne olursun. Olanları hadi, bilmiyorsun. Hadi gidiyoruz yürüyün. Hadi hadi. Yürü. Lütfen. Yeter. Yeter artık. Meg. Sen Shorya'nın ne alın yazısında varsın, ne de kaderinde. Ve sen artık benim yanımda, benim evimde olacaksın. Tamam mı? Hem de sonsuza kadar. O kadar. Sonsuza kadar. Bu kadarı da yeter. Bir şey demiyorum diye kafana göre davranıyorsun, ha? Ve Meg, bu kadar rezalet yeter. Hadi eve gidelim. Ayrıca eve gidene kadar tek kelime dahi etme. Anladın mı? Hadi bak, yürü. Bak beni dinle. Bak amca. Eğer beni damadın olarak görüyorsan o zaman şimdi beni dinle. Meg'in burada kalmasına izin verme. Sus. Bu kadarı da fazla artık.
Ben ne Mehek'in söyleyeceklerini dinlemekle ilgileniyorum, ne de istediğin gibi davranmana izin veririm Shorya. Şimdi sessizce eve gidin. Peki. Eğer Mehek o eve girerse o zaman ben de eve gelmem. Orası Mehek'in evi. O yüzden Mehek orada kalacak, anladın mı? İnanamıyorum. Neyin doğru, neyin yanlış olduğu umrunuzda bile değil. Üstelik de ev sizinken. Biz evimizi Mehek'in ahmaklığı yüzünden kaybettik. Oğlumuz Shorya'nın alın teriyle kazandıkları bu alçakların eline geçti. Ve sizin yeğeniniz oğlumuza ihanet etti. Buna rağmen onu cezalandırmıyorsunuz. Olur mu böyle? Kesin. Bu konuyu daha fazla konuşmak istemiyorum. Mehek haksız. Acele olmak için beni terk etti o. Acele'den yardım istesin. Acele ona yardım falan etmez. Benim oğlum bir sürü kızla konuştu, görüştü. Eğer hepsine yardım etmeye kalkarsa evimiz kız yurduna döner, değil mi? Hadi şimdi gidin buradan. Bıktım artık. Anne! Bugüne kadar benden ne istediysen yaptım. Ama bugün sen benim istediğimi yapacaksın. Mehek bizimle kalacak bu evde. Ve ben Mehek'e yardım edeceğim. Hey! Mehek'in senin yardımına ihtiyacı yok. Mehek burada kalmayacak. Gidelim Mehek. Hadi kızım yürü. Burada kalmayacak o. Ben bir kere Mehek burada kalacak diyorsam, Mehek burada kalacak. Ve burada kaldığı sürece her zaman Mehek'in yanında olacağım. Deneme bile. Eski Delhi'nin kedisi. Dışarı. Hey güvenlik! At şu hırsızı dışarı. Hey! Geri çekilin! Defolun! Benimle Mehek'in arasına girmeye çalışan olursa anında kendini kapının önünde bulur. Ve Nikki sen... Sen bu işe karışma. Neler yapabileceğimi sen de biliyorsun. Ve anne, sen bir zamanlar beni Mehek'le evlendirmeye çalışıyordun. Şimdi bugün o kendisi bizim evde kalmak istiyor. Senin derdin ne? Ha? Hem biliyorum, yöntem yanlıştı. Bütün bu servete, mala mülke hepsine kavuşmamız onun sayesinde oldu. Beşe kadar sayacağım. İçeri girecek varsa girsin. Yoksa dışarıda kalsın. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Planın ilk adımı başarılı oldu. Yüce Tanrım, bize yardım et. Planımız amacına ulaşana kadar Mehek ve Kanta yengeyi sen koru. Araları biraz iyi olabilir ama o Mehek'le evlenecek kadar da ahmak değildir. Bana kalırsa
O Mehek ona bir büyü yaptı. Ne oldu buna? Gelin gelin. Buyurun. Bundan sonra burası sizin odanız. Bir şeye ihtiyacınız olursa mutlaka bana haber verin. Hizmetçiler biraz inatçıdır. O yüzden onlara sert davranın, tamam mı? Sakın yumuşak olmayın. O cadı mı bu evde yaşayacak? Bana bir şeyler oluyor. Bir de üstüne Acay tam bir ahmak gibi davranıyor. Eğer söylenmeyi bırakmazsan bu işin bir çaresini bulamayacağım. Mehek'i seninle evlendirmeyerek büyük hata yapmışız. Şorya'dan o kadar etkilendik ki kahramanımızı göremedik. 2-3 gün içinde biz kendimize kalacak bir yer buluruz ve... buradan gideriz. Hayır teyze. Olur mu öyle şey? Ben Acay, Parmar'ım... Artık siz bana emanetsiniz. Bundan sonra burada kalacaksınız. Ve bu evde kendi evinizmiş gibi davranın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Pardon. Acay Parmar. İkimizin bu ev üzerinde eşit hakkı var. Benim iznim olmadan... Bu iğrenç insanları evin içine soktun. Ama burada kalmayacaklar. Hepsini dışarı atacağım. Hey Nikki, bu insanlar burada kalacaklar. Ve eğer onlara herhangi bir şey yapmaya kalkarsan... o zaman ben seni bizzat evden dışarı atarım. Benim mehekime... ters bakmaya kalkarsan senin o gözlerini bizzat kendi ellerimle oyarım. Mehekime mi? Ne zaman oldu bu? Ne zaman senin mehekin oldu? Acay, gerçekleri göremiyor musun ha? Aklını mı kaçırdın sen, görmüyor musun? Seni kandırmaya çalışıyorlar. Sahtekar bu kız. Ne dedim ben? Mehek hakkında kötü bir şey söylemeyeceksin demedim mi? Lütfen kavga etmeyin. Nikita, evet belki ben bu hakaretleri hak ediyorum. Sürekli başkalarına sıkıntı veriyorum. Pepe kim? Pepe, arkadaşım. Pramila Prakash. Aslında onunla konuşmuştum. Bize kalacak bir yer bakacaktı. Affedersiniz. Bu Acay tam bir ahmak. Ama ben Mehek'in gerçek yüzünü ortaya çıkaracağım. Alçak kadın. Mehek! Mehek nerede? Onun adını ağzına alma babaanne. O Acay için evini terk edip gitti. Ay, ne diyorsun sen böyle? Ya Kanta? Kanta nerede? Kanta da onun yanında. Kanta da Mehek de ikisi de akıllarını kaçırdılar. Bu evde neler oluyor bir türlü anlayamıyorum. Biri anlatabilir mi lütfen neler olduğunu? Mehek ve Kanta Acay'ın evine mi gittiler? Sen o arada ne yapıyordun? Neden mani olmadın? Bu evdeki herkes neden böyle çocuk gibi davranıyor anlamıyorum. Beni neden azarlıyorsun? İkiniz de kesin şunu. Bu aralar talih hiç yüzümüze gülmüyor. Biz Mehek'e çok güvenmiştik ama o bizi yarı yolda bıraktı. Mahalleliye rezil olacağız şimdi. Mehek oğlumuz Şorya'nın hayatını berbat etti. Böyle kocayı nereden bulacak? Bütün malını, mülkünü, servetini Mehek'e devretti. Mehek'in böylesine zayıf karakterli bir kadın olacağını kimse düşünebilir miydi? Yeter artık teyze.
Peki oğlum, biliyorum sen hala Mehek'i seviyorsun. Ama ona öfkelenmememi bekleme benden. Kızım, siz herkese tabak uzatın. Herkes bir şeyler yesin. Hayır kızım, ben yemek istemiyorum. Yine gaz sıkıntım başladı. İştahım yok. Bu oyun yüzünden insanların ne iştahı kaldı ne tadı. Benim içim hiç rahat değil. Onlara gerçeği söyleyelim. Bu oyun yüzünden insanların ne iştahı kaldı ne tadı. Benim içim hiç rahat değil. Onlara gerçeği söyleyelim. Sanırım Tanrı bu ailenin mutlu olmasını istemiyor. Hayır babaanne, hayır. Lütfen böyle şeyler söyleme. Tanrı her şeyi yoluna sokacak. Yine bana rol kesmeye mi başladın? Anne, senin bu tansiyon aletin var ya, senin gibi yalancı. Şimdi bu oyunu bırak ve Mehek'i kabullen artık. Ben bu buzun daha ne kadar tutacağım böyle? Abinin adı bırakana kadar tutacaksın. Acay, senin derdin ne böyle? Zamanında hayatını berbat etmeye yemin ettiğin kıza yardım ediyorsun. Ben sonra mı geleyim? Mehek, hayır Mehek. Hayır. Hayır, sorun değil. Her şey yolunda. Teyze, ben sana bir karışım hazırladım. Tansiyonunu düşürecektir. Şu uğursuz şeyi Acı'ya ver. Benim ihtiyacım yok. Anne! Mehek o kadar özenerek hazırlamış. Hadi içsene. Onu içeceğime ölürüm daha iyi. Anne! Yeter babaanne, yeter. Biraz su iç, hadi. Bak, onları bu halde görmeye dayanamıyorum. Gerçeği söylersek bize cevabını bilmediğimiz sorular soracaklar. Birkaç günlük bir şey sadece. Sonra gerçek ortaya çıkacak ve herkes gülüp eğlenecek. Hem içlerinden biri gerçeği söylerse bu riski alamayız. Belgeleri nerede bulacağını sana anlatacağım. Hadi Mehek. Geç oluyor. Zamanımız tamam. Yok. Hadi. Tamam. İyi şanslar. Kendine dikkat et. Merak etme. Yengem nöbet tutacak. Hadi. Bir de Mehek. Beni sürekli telefondan haberdar et. Tamam. Peki. Mehek. Ben uyuyamıyorum. Acaba sende uyku ilacı falan var mı? Hayır. Biraz daha duygusal olmalıyım. Mehek, bir türlü uyku tutmadı. Uyku ilacı var mı sende? Hadi ama. Neyse, son deneme. Mehek, uyuyamıyorum. Seni çok özlüyorum. Oldu. Ve bir, iki, üç. Aa,
Ajay? Mehek. Uyuyamıyordum da ondan geldim. Lütfen bana bir uyku ilacı falan verebilir misin? Üzgünüm aslında ben dışarıda senin için biraz hazırlık yapmıştım. Yani ikimiz için... Neyse artık gidelim mi? Meg. Evet de. Yoksa şüphelenecektir. Evet de. Tabii. Olur. Gidelim. Ama fazla kalmayalım. Gidelim. Gel Mehek. Söylesene nasıl buldun? Romantik değil mi? Ben yaptım. Senin için. Tam bir ahmak. Benim eşimle buluşmak istiyor. Meg, eğer sana dokunmaya çalışırsa tokat at ona. Bir sorun mu var yoksa? Hayır. Ben çok beğendim bunu. Hatta söylediklerini duyunca içim kıpır kıpır oldu. Gerçekten. Mehek otursana. Acaba benimle dans eder misin? Meg! Lütfen o ifle olmaz adamla dans etme. Sakın dans etme. Yoksa onu eşek sudan gelinceye kadar döverim. Yavaş ol kahramanım. Yavaş dans ederiz. Olur. Hadi. Ne oldu? Olamaz bileğim. Mehek merak etme. Benim bileğim senin bileğin. Öyle değil mi? Ha? Değil Hayır mi? Ben kendi ayaklarım üstünde duracağım. Yardım eder misin? Olur tabii. Hadi gel. Ya. Oh. Mehek yürüyebilecek misin? Evet. İyisin değil evet, mi? Evet evet. Tamam. Tamam peki hadi gel. Affedersin. Üzgünüm. Yavaş yürü. Sanırım ayağını fena burkmuşsun. Yavaş yürü, tamam. Meg, Bay Kur'an'ın söylediğine göre Nikita güvenliği artıracakmış. Shorya, her köşeye kamera kurmuşlar. Belgeleri nasıl bulacağız? Başka bir yol bulmalıyız. Tamam dinle. Ben Bay Kur'an'a ile konuşurum. Tamam mı? Tamam, hoşça kal. Ben size böylesine büyük bir sorumluluk verdim. Sizse burada eliniz kolunuz bağlı oturuyorsunuz. Thank you.
Mehek ve Kanta beni öylesine büyük bir hayal kırıklığına uğrattı ki ne yapacağımı bilmiyorum. Bana kalırsa bu meseleyi hafife alıyorsunuz. Büyükler konuşuyor. Siz araya girmesenize. Araya girmiyoruz. Tavsiye vermeye çalışıyoruz. Ben, Sonal, Nehal hepimiz bu meselenin o kadar basit olmadığını düşünüyoruz. Yoksa Mehek ablam eniştemi terk edip gider mi hiç? Hem de Acey gibi nefret ettiği bir adam için. Bence çocukların söyledikleri doğru olabilir. Çocuk onlar. Böyle büyük meselelerden anlamazlar. Ama biz dünyayı, hayatı gördük değil mi? Gerçeği görmezden gelemeyiz. Mehek Acey'le o arabada değil miydi? İki seçeneğimiz var. Mehek ya rol yapıyordu ya da hepimize yalan söylüyordu. Sizin için bunu kabul etmek zor olabilir. Ama kızınız Mehek değişti. Kim neye inanıyorsa inansın, kim ne yapıyorsa yapsın. Mehek artık gelinim değildir. O Şorya'ya ihanet etti. Gerçek olan budur. Anne. Eğer herkes gerçeği öğrenirse, oklar bizi gösterir. Evet oğlum. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ama ne? Kariyerim boyunca hiç bu kadar karmaşık bir dosyayla ilgilenmemiştim. Nikita her tarafa güvenlik kameraları koymuş. Aile fertleriniz de işleri hiç kolaylaştırmıyor. Bu işi çözmenin bir yolu olmadı. Bir yolu var. Ama duyduğunuz zaman kulaklarınıza inanamayabilirsiniz. O yüzden hazırlıklı olun şimdi. Nasıl bir fikir ki bu? Hadi gelin benimle. Acey, anlamaya çalışsana. Mehek seni kandırıyor ve kullanıyor. Bir gün senin sonunu getirecek. Bu kız doğru söylüyor. Kendini kandırıp Mehek'e yardım etmeye kalkma. Yoksa hayatını mahveder. Öyle mi? Düne kadar hepiniz beni film yıldızı gibi zengin bir ailenin güzel bir kızıyla evlendirmeyi planlıyordunuz. Eğer bütün o kızlarla evlenmeye layıksam, neden Mehek'e layık olmayayım? Sen bu işten anlamazsın. Onunla olmayı hak ediyorsun. Onun için mükemmel bir eşsin sen. Hey sen, ona arka çıkmana hiç gerek yok. Sana fikrini soran oldu mu? Mehek Shorya için canını bile verebilir. Ve bunu bir kere değil bin kere kanıtladı. Sen hala gelmiş Shorya'ya ihanet edip seninle evleneceğini sanıyorsun. Ahmak. Baykan'la ve avukatı geldiler. Baykan'la mı? Senin patronun benim. Anladın mı? Evet. Yürü getir onları şimdi. Hadi. Ayrıca bu kadar hürmete gerek yok. Tamam. Evet Kanla, ne istiyorsun? Söyle bakalım. Ben ahmaklarla konuşmam. Hadi git ve Mehek'i çağır. Mehek buraya gelmeyecek. Benimle konuşacağız. Mehek! Hayatım sen yukarı çık. Ben onunla ilgilenirim. Al şunu. İmzala. Boşanma belgesi. Boşanma belgelerimiz. Bana bunları niye uzatıyor? Planımızda böyle bir şey yok. Bu yeni hamlenin amacı ne? Niki, sen Mehek'in rol yaptığını düşünüyordun değil mi? Bak, Mehek ve Shorya birbirlerini sevmiyorlar artık. Boşanma belgelerinden bahsediyor. Bak sana söylüyorum, bütün bunlar bir tuzak. Seni kandırmaya çalışıyorlar. Eminim ki Mehek o belgeleri imzalamayacak. İzle gör. Al, imzala hadi. Ve beni azat et. Senin saçmalıklarını yeterince katlan. Boşanmak istiyorum artık. Neden bu kadar şaşırıyorsun? Bu er ya da geç olacaktı, değil mi?
Eğer biz boşanmazsak bir gün birbirimizi boğazlayacağız ve buna gerek yok. Boşanmak istiyorum artık. Şöyle ya, neler söylüyorsun? İmzaladım. İmzala, imzala şu belgeleri. Hepsini dikkatli oku. Bir kere okumayacak mısın? Oku Meg. Ne yapıyorsun Shorya? Meg'den boşanmak mı istiyorsun? Oyunun da bir sınırı var. Ne oyunu bu? Bunlar kendi aralarında ne yapıyor böyle? Bu işte bir iş var. Bu oyuna son vermek için bir şey yapmalıyım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.